Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları ile ilgili orta düzey sorularımızı çözeceğiz. Hemen başlayalım. X bir gerçel sayı olmak üzere sinüs x eksi kosinüs x eksi 4 bölüştür. Buna göre sekant x eksi kosekant x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sekant x 1 bölü kosinüs x'tir arkadaşlar. Kosekant x ise 1 bölü sinüs x'tir. Burada payda eşitleyeceğiz. Ve pay kısım sinüs x eksi kosinüs x'e eşit oldu. Paydamız ise sinüs x çarpı kosinüs x oldu arkadaşlar. Verilen ifadenin karesini alalım. O zaman da arkadaşlarım birincinin karesi eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x eşittir ve bu ifade 16 bölü 9'dur. Arkadaşlar sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'dir. Ve 16 bölü 9'u buraya alacağım. 1 eksi 16 bölü 9 eşittir. Buradaki ifadeyi sağ tarafa alacağım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Ve buradan 9 eksi 16'dan eksi 7 bölü 9 gelir. Arkadaşlar buradaki çarpı 2'yi bölü olarak karşı tarafa attığımda sinüs x çarpı kosinüs x ifadesi eksi 7 bölü 18 olur. Şimdi arkadaşlar sinüs x eksi kosinüs x ifadesi soruda eksi 4 bölü 3 olarak verilmişti. Sin x ile cos x'in çarpımını biz bulduk. Yerine yazdığımızda şunları sadeleştirdiğimizde ve ters çevirip çarptığımızda 24 bölü 7 olarak cevabımızı buluruz. X bir gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonun görüntü kümesindeki tam sayıların toplamı nedir demiş. Arkadaşlar sinüs x ifadesi eksi 1 ile 1 arasındadır. Şimdi 3 sinüs x'i oluşturalım. Her tarafı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ve oluşan ifade eksi 3 küçük eşit 3 sinüs x küçük eşit 3 oldu. Şimdi eksi 11 ekleyeceğim her tarafa. O zaman da arkadaşlar eksi 14 küçük eşit 3 sinüs x eksi 11 küçük eşit eksi 8 oldu. Şimdi bölü 4 diyeceğim. Her tarafa bölü 4 diyorum. Burası artık fx oldu arkadaşlarım. Eksi 14 bölü 4 ifadesi eksi 3 virgül küsürdür. Burası da fx'tir. Eksi 8 bölü 4 ifadesi eksi 2'dir. O zaman fx'in alabileceği değerler eksi 3 ve eksi 2 olmak üzere 2 tanedir. Bize bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. Eksi 3 artı eksi 2'den eksi 5 olur. Px fonksiyonu veriliyor. H1 artı H-1 nedir demiş. Önce H1'i hesaplayalım. Bunun için x yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Sinüs pi bölü 2 çarpı, şurayı silelim. X yerine 1 yazınca kosinüs pi oldu. Eksi 1 için x yerine eksi 1 yazıyoruz. Sinüs eksi pi bölü 2 çarpı kosinüs eksi pi oldu. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki sinüs pi bölü 2 1'e eşittir. Kosinüs pi de eksi 1'e eşittir. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1'dir. Sinüs eksi pi bölü 2 şöyle düşünün arkadaşlar. Burası sinüs, burası kosinüs ekseni, burası da pi bölü 2. Sinüs eksi pi bölü 2 ise burada eksi 1'e eşittir. Kosinüs eksi pi ise eksi 1'e eşittir. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1'dir. Eksi 1 artı 1'den sonuç 0 olur. Aşağıda DEFG dikdörtgeni verilmiştir. EH, HG uzunluğuna eşit, o da 2 birimmiş. GHF açısı X'miş. Bana diyor ki, DEHG'nin alanından, yani şuradaki sarının alanından, GFH üçgenin alanını çıkar diyor. Bunun sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar, HF uzunluğu burada 2 çarpı kosinüs x'e eşittir. Bakın, hipotenüs çarpı açının komşusu olduğu için kosinüs x'tir. Aslında şöyle yapıyorum. Kosinüs x ifadesi HF bölü 2 demektir. HF buradan 2 çarpı kosinüs x olur. Aynı mantıkla açının karşısı olduğu için GF uzunluğu da 2 çarpı sinüs x'e eşittir.
GF bölü 2 ifadesi sinüs x'tir. Sinüs x ifadesi o zaman 2 çarpı sinüs x olur arkadaşlar. Şimdi sarı alana bakacağız. Sarı alan arkadaşlar aslında dikdörtgenin alanından turuncu alanı çıkardığımızda ulaşabiliriz. Ve bir daha turuncu alanı çıkardığımızda dikdörtgenin alanından iki tane turuncu alanı çıkartıyoruz demektir. Dikdörtgenin alanı ise iki dikkenarın çarpımıdır. 2 çarpı sinüs x çarpı 2 artı 2 kosinüs x. Dikdörtgenin alanından iki tane bu alanı çıkartacağım arkadaşlar. O yüzden 2 çarpı diyorum. 2 dikkenarın çarpımı bölü 2 olacak. Buranın alanını 2 ile çarptım. Burası gitti. Arkadaşlar 4 sin x geldi. Artı 4 sin x cos x geldi. Burada da arkadaşlar eksi 4 sin x cos x var. Biri artı biri eksi. Bunlar da birbirini götürdü. Ve cevabımız 4 sin x'e eşit oldu. X ve y birer gerçel sayı olmak üzere h eşitliği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. O zaman h'nin alabileceği aralığı bulmamız lazım arkadaşlar. Mesela burada h en fazla ne değeri alır? Bakın sinüs x en fazla değeri almalı. Kosinüs y de en küçük değeri alsın ki burada h değeri en büyük değeri alsın. O zaman sinüs x ifadesi en fazla 1 olur. Kosinüs y ifadesi en az eksi 1 olur. Buradan da 1 artı 2 artı 1'den h değeri en büyük 4 değerini alır. Şimdi arkadaşlar alabileceği en küçük değeri bulalım. Bunun için sinüs x en az kosinüs y'nin en büyük değeri alması lazım. Sinüs x en az eksi 1 değerini alır. Kosinüs y de en fazla 1 değerini alır. Burası da eksi 3 artı 1'den eksi 2 olur. H'nin alabileceği değerler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1'e bakalım. Mutlak h'nin alabileceği en küçük değer h'dir. Arkadaşlar bir mutlak değerli ifadenin sonucu her zaman büyük eşit 0'dır. O yüzden en az 0 değerini alabilir. Birinci ifade doğrudur. H'nin alabileceği 7 farklı tam sayı değeri vardır. Bakın arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olmak üzere toplamda 7 farklı tam sayı değeri vardır. İkincisi de doğrudur. H'nin alabileceği en büyük değer 4'tür. Burada alabileceği en büyük değeri bulmuştuk. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Alfa ve beta birer gerçel sayı olmak üzere ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mesela mutlak a'lı bir ifade düşünelim. Burada mutlağın içi büyük eşit 0 ise aynı şekilde dışarı çıkıyor. İçi neyse dışı da ona eşit. Ama mutlağın içi negatifse arkadaşlar mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkıyor. Bu özelliği bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar önce burayı yapmaya çalışalım. Burayı eksi parantezine alıyorum. Sinüs alfa artı kosinüs beta mutlak olacak. Burada şunu bilmeliyiz. Sinüs alfa artı kosinüs beta ifadesi en fazla hangi değeri alır? Arkadaşlar sinüs alfa en fazla 1, kosinüs beta en fazla 1 değerini alır ve en fazla 2 değerini alacak ve 2'den küçük olacak. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifadeyi sağ taraf alacağım. 0 küçük eşit 2 eksi sin alfa artı kosinüs beta olacak. Bakın buradaki ifade büyük eşit 0 oldu. Az önce büyük eşit 0 olduğunda aynı şekilde dışarı çıkar demiştik. O zaman burada da mutlağın içi neyse aynı şekilde dışarı çıkacak arkadaşlar. 2 eksi sinüs alfa eksi kosinüs beta olacak. O zaman buraya yazalım. 2 eksi sinüs alfa eksi kosinüs beta artı. Artı değil eksi var. Şimdi diğerini yapalım arkadaşlar. 1 eksi kosinüs beta ifadesi. Kosinüs beta ifadesi en fazla 1 değerini alır. Bunu buraya alırsam arkadaşlar 0 küçük eşit 1 eksi kosinüs beta olur. Yani şuradaki ifade büyük eşit 0 oldu. O zaman mutlağın içi neyse aynı şekilde dışarı çıkacak. Fakat burada eksi olduğu için eksiyle dağıtarak yazacağım. Eksi 1 bakın eksi 1 eksi kos betayı eksiyle dağıtıyorum. Eksi 1 artı kosinüs beta oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki ifadeye. Sinüs alfa eksi 1. Sinüs alfa ifadesi en fazla 1 değerini alıyordu. Bunu buraya alırsak
Sinüs alfa eksi 1 ifadesi küçük eşit 0 olur. Bakın arkadaşlarım, yani içi ya 0 oluyor ya da negatif oluyor. O zaman arkadaşlar, içi negatif olduğundan önüne eksi alarak dışarı çıkacak. Eksi alarak dışarı çıktığında 1 eksi sinüs alfa olur. Buraya yazıyorum, 1 eksi sinüs alfa. Şimdi bakın. Eksi cos beta ile artı cos beta birbirini götürdü. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Ve kalan ifade 2 eksi 2 sin alfa oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. D1, D2'ye paralel olmak üzere x, y, z açıları verilmiş. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bir kere aynı yöne bakanların toplamı diğer yöne bakanların toplamına eşittir. BED doğrusal olduğundan arkadaşlar x artı y artı z ifadesi 180 dereceye eşittir. Şimdi sinüs x artı y ifadesi eksi sinüs z'ye eşit demiş. Hemen burada x artı y ifadesini yalnız bırakıyorum. Sinüs dediğinden ifadenin sinüsünü alıyorum arkadaşlar. Ve burada 180 yazılı olduğundan isim değiştirmeyecek, sinüs z olacak. Ama işaretini bulmalıyız arkadaşlar. Bakın, burası kosinüs, burası sinüs eksenidir. 180 eksi z ifadesi ikinci bölgededir. Ve ikinci bölgedeki bir açının sinüsü de arkadaşlar burada artıdır. O yüzden sonuç artı sinüs z'ye eşit olmalıdır. Burada eksi demiş, birinci ifade yanlıştır arkadaşlar. Tanjant y artı z eşittir eksi kotanjant x demiş. Hemen şuradaki ifadeden y artı z'yi yalnız bırakalım. O zaman 180 eksi x'e eşit olur. Tanjant dediği için ifadenin tanjantını alıyorum arkadaşlar. 180 olduğundan isim değiştirmeyecek, tanjant x olacak. İşaretini kontrol edelim. 180 eksi x ifadesi ikinci bölgededir. Ve tanjant arkadaşlar burada sinüs artı, kosinüs eksi olduğundan artının eksi oranından eksi gelir. Burada eksi kotanjant x demiş, yanlıştır arkadaşlar. İkinciyi de eleyince cevap yalnız 3 olmakta, ama üçüncüsünü de ispatlayalım. Secant x artı z demiş. Arkadaşlar bir kere secant x artı z ifadesi 1 bölü kosinüs x artı z ifadesine eşittir. O zaman hemen x artı z ifadesini yalnız bırakıyorum. O da 180 eksi y olur. Ve burada kosinüs x artı z'yi bulacağız ya, kosinüsünü aldığımızda arkadaşlar 180 derece yazılı olduğundan isim değiştirmeyecek. Fakat 180 y ifadesi ikinci bölgede olduğundan, ikinci bölgede kosinüs eksi olduğundan önüne eksi gelecek. O zaman burası eksi kosinüs y'ye eşittir arkadaşlar. Secant x artı z ifadesi eşittir eksi 1 bölü kosinüs y olur. Bu ifade doğrudur. Gelelim 8'e. Aşağıda verilen şekil birim karelerden oluşmuştur. Cos kare x eksi sin kare alfa nedir diyor. Önce arkadaşlar tabii ki buradaki trigonometrik oranları bulmak istiyorsak dik üçgen oluşturmalıyız. Alfa açısının sinüsü lazım bize. Bakın burası 2 birim, şurası 3 birim. Pisagor'dan 3'ün karesi artı 2'nin karesinin kare kökünden 9 artı 4'ten 13 gelir arkadaşlar. Ve sinüs alfa ifadesi karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 13 olur. Sin kare ifadesi ise 9 bölü 13 olur. Şimdi gelelim arkadaşlar teta'ya. Teta'da şurayı silelim kafamız karışmasın. Burası 2 birim, burası 1 birim. O zaman burası da Pisagor'dan kök 5 gelir. Bize cos teta diyor. Kosinüs teta ifadesi komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5'tir. Karesini alacağımız için arkadaşlar bu ifade 4 bölü 5 olur. Cos kare teta ifadesi 4 bölü 5. Sin kare alfa ifadesi 9 bölü 13 olmak üzere faydalarını eşitliyorum. Buradan 52 eksi 45 bölü 65 gelir. Bu da bize 7 bölü 65'i verir. Gelelim 9'a. X, Y birer gerçel sayı olmak üzere sinüs X eksi kosinüs Y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar sinüs X ifadesi eksi 1 ile 1 arasındadır. Bakın açılar farklı. Kosinüs y ifadesi de eksi 1 ile 1 arasındadır. Önüne eksi gelecekse, yani eksi 1 ile çarpacaksak arkadaşlar buradaki buraya gelecek, buradaki buraya gelecek. Bak eksi 1 ile 1'i çarptığımda eksi 1 oldu. Eksi kosinüs y oldu.
Eksi 1 ile eksi 1'i çarptığımda 1 oldu. Şimdi bu ifadeyi buraya yazıyorum arkadaşlar. Eksi kosinüs y küçük eşit eksi 1, pardon, artı 1 olacak. Bunları topluyorum. İfade eksi 2 ile 2 arasındadır. Bakın arkadaşlar, bütün şıklar bu aralıkta. Sadece 7 bölü 3 nedir? 2 virgül küsur olduğundan bu aralıkta değildir. 7 bölü 3 olamaz. Hemen ona bakalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember verilmiştir. AC kenarı x eksenine paraleldir. Bunun paralel olduğunu söylüyor. ABC açısı tetadır. BC kenarının teta cinsinden değeri nedir? Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? AB merkezden geçiyor. Yani burası bir çaptır. Çapı gören çevre açığı 90 derecedir. Ve burada birim çember olduğu için yarı çapı 1'dir. 1 artı 1'den burası 2 olur. BC uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Açının komşusu ve hipotenüsü. O zaman kosinüs teta'ya diyeceğiz ki BC bölü 2. BC uzunluğu buradan 2 çarpı kosinüs teta gelir arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgenler prizması verilmiştir. Kosinüs alfa nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar şu alttaki üçgene dikkat edin. Burada bir diklik var. Bakın burada bir diklik var. Ve yani BC'yi bulabilmek için Pisagor'dan faydalanmalıyız. 1'in karesi artı 3'ün karesinin karekökünden kök 10 gelir arkadaşlar. Bir de AC'nin BC'ye dik olduğunu biliyoruz. Çünkü zemine. Zemine şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dik. O zaman burada kosinüs alfayı sorduğu için hipotenüsü bulmalıyım. Bakın kök 6'nın karesi artı kök 10'un karesi eşittir x'in karesinden 16 eşittir x'in karesi, x'i 4 bulmuş oluruz. Buradaki dik üçgenden kosinüs alfa ifadesi komşu dik kenarın hipotenüsü oranından kök 10 bölü 4 gelir. 12. soruda ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar hemen şuraya bakın. Buranın sonucu 1'dir. Nereden biliyorum? Çünkü kuralımız şöyleydi. Sin kare alfa artı kos kare alfa ifadesi 1'dir. Burada da açılar eşit olduğuna göre toplama 1 olacaktır. Şimdi gelelim diğerine. Şuraya arkadaşlarım. Burayı biraz düzenlemek gerekiyor. Bakın kosinüs 7 pi bölü 4 ifadesi. Kosinüs pi artı 3 pi bölü 4'e. Bu da burada 180 yazılı olduğundan isim değiştirmeyecek. Kosinüs 3 pi bölü 4'e eşit olacak. Şimdi işaretini kontrol edelim. Pi artı 3 pi bölü 4 ifadesi 3. bölgededir ve 3. bölgede kosinüsün işareti eksidir arkadaşlar. O yüzden önüne eksi alır. Şimdi biz burada ne bulmuş olduk? Kosinüs 7 pi bölü 4 ifadesinin eksi kosinüs 3 pi bölü 4 ifadesine eşit olduğunu bulduk. Fakat burada kare var arkadaşlar. İfadenin karesini aldığımızda buranın da karesini almış oluruz ve burası kos kare 3 pi bölü 4'e eşit olur. Şimdi şunun yerine arkadaşlar kosinüs kare 3 pi bölü 4 yazıyorum. Bir de buradaki ifade var. Eksi sinüs kare 3 pi bölü 4 geldi arkadaşlar. Şimdi bir başka özelliğimizi daha hatırlatalım. Kosinüs 2 alfa ifadesi kos kare alfa eksi sin kare alfa eşittir. Bak burada ne var? Kos kare 3 pi bölü 4 eksi sin kare 3 pi bölü 4 var. Yani alfa yerinde 3 pi bölü 4 yazılıdır arkadaşlar. O zaman şuradaki alfa yerine 3 pi bölü 4 yazdığımızda burası kosinüs 3 pi bölü 2'ye, 3 pi bölü 2'de 270'tir. Kosinüs 270'te 0 eşittir. Dolayısıyla 0 olacaktır. Şuranın 1 olduğunu biliyoruz. Buradaki 2 ifadenin sonucu da 0'dır arkadaşlar. 1 artı 0'dan sonuç 1 olur. Evet gençler, böylelikle 6. testimizi tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Let's get a little